والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. Rabbimiz bizi hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize merhamet ihsan eyle. Kuşkusuz ki sen bağışı çok bol olansın ya Rabbi. Rabbimiz muhakkak ki sen kendisinden kuşku olmayan bir günde bütün insanları toplayacak ve sen asla vaadinden dönmezsin. Allah'ı zalimlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma. Onların azabı gözlerin dehşetle dışarı fırlayacağı bir güne ertelenmektedir. Aslında bu gece size Halepçe'nin tarihini falan doğrusu çok da öyle anlatmak istemiyorum. Çünkü bunlar çok bilinen şeylerdir. Zaten burada herkes de bunu biliyor. Binlerce masum insan katledilirken anaların, babaların kucaklarında sessiz sedasız boylu boyunca insanlar uzanırken buna karşı kılını kıpırdatmayan vicdansız dünyanın o alçakça tavrını da aslında anlatmaya gerek yoktur. Ve gerçekten o gün bu olayı bu insanların başına geldiğinde çok alçakça bir tavır sergilediler ve kimseden ses çıkmadı. Onun için belki bu işi anlayabilmek için 100 yılın başına giderek 100 yılın başından alıp gelmek gerekiyor. Aslında 20. yüzyıl belki de Kürtler açısından kara bir yüzyıldır. Kürtlerin belki kaderinin en tersine gittiği yüzyıl 20. yüzyıl oldu. Hepinizin, aslında ben arkadaşıma bir şey söylemeyi unuttum. Sizlere mesaj gönderirken başta Halepçe'den çok işte Halepçe'ye belki edebi bir bakış deseydik daha doğru olacaktı. Çünkü oradan biraz girmek istiyorum açıkçası. Yoksa tarihini hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Hepinizin bildiği, duyduğu bir Servet-i Fünun şairi vardı, Süleyman Nazif. Süleyman Nazif, Diyarbakırlı, Kürt Said Paşa'nın oğludur. Ve 1913 yılında Süleyman Nazif'i Osmanlı Devleti Musul'a vali olarak gönderiyor. Vali olarak gittikten sonra aslında bu şair nükteleriyle ünlü olan bir insandı. Hatta zamanın birinde sözde Malta'da sürgündeyken Süleyman Nazif, Enver Paşa'nın, meşhur Enver Paşa'nın babasına bir mektup yollar. Diyor ki, paşam gel seni burada bir İngiliz hanımla evlendirelim diyor. Ama evladım diyor, ben evli bir adam. Olsun paşam diyor, senin evlendiğin Müslüman kadından bir Enver Paşa doğdu, Osmanlı'yı yıktı. Belki bir İngiliz kadınla evlenirsin, ondan doğacak çocuk da İngiliz devletini yıkar diyor. Böyle nükteler yapar adam. Ve günün birinde Osmanlı, Diyarbakırlı Kürt Said Paşa'nın oğlu, altını çizerek söylüyorum, Musul'a vali olarak gönderir. Vali olarak gittikten sonra, o sırada 1907 yılında Abdülselam Barzani'nin o bölgede bir hareketi vardır. Ve kendisinin 5 yıl sonra, 1913 yılında Kürt Said Paşa'nın oğlu tarafından idam edileceği belki de hiç aklına gelmezdi. Ve 1913 yılında Musul'a vali olarak giden Süleyman Nazif, Şeyh Abdülselam'ı, ki Molla Mustafa Barzan'ın büyük abisidir, Şeyh Abdülselam'ı yakalatır. O yakalatma esnasında da gene bizim bazı insanlarımızın da parmakları vardır. Artık biz oraya girmiyoruz. Maalesef bu bizim biraz acı tarihimiz. Ve yakalattıktan sonra köylüler toplanır, yanına gelir. Der ki, paşam, biz işte bu dünya savaşı içerisindeki Osmanlı'nın bu durumunu biliyor ve biz sana erzak gönderelim. Kaç yük istiyorsan erzak verelim, sen bizim büyüğümüzü bırak derler. Fakat bunu kabul eder. Köylüler bütün köylerde toplarlar, topu topu 10 katır yükü erzak toplarlar. Getirir paşanın önüne bırakırlar. Buna rağmen Süleyman Nazif Şeyh Abdülselam'ı idam ettirir. İşte o gün bugündür. Aslında hiç ıslah olamadığımız, içinde debelenip durduğumuz durumumuz o günden bugüne kadar devam edip geliyor. Yani tarihi oradan alıp gelirsek belki Halepçe'yi daha iyi anlıyor olabiliriz.
Tabii bu tarih aslında belki sıkılan ilk kurşun değildi. Ama bir Kürt önderinin boynuna geçirilen belki ilk yağlı ilmiktir. İlk yağlı ilmik aslında oradan başladı. Yani Şeyh Abdüsselam Barzani'nin idamıydı. Dolayısıyla 20. yüzyıl, dedim ya, Kürtler için belki çok kara bir tarih olmuştur. Yani Koçgiri'den Ağrı'ya, Zilan'dan Dersim'e kadar aslında Kürtlerin 20. yüzyılda tarihleri hep kan revan içerisinde gelip gitmiştir. Yani bizim tarih içerisinde unuttuğumuz bir Zilan katliamı vardır ki belki Halepçe'den çok daha büyüktü, çok daha acıydı, çok daha büyük acılara sebebiyet verdi. Fakat sanırım biz bunu çok da işleyememişiz. Onu da ayrıca bir işlemek gerekiyor. Yani Zilan katliamı. O açıdan Koçgiri'den Ağrı'ya, Zilan'dan ta Dersim'e kadar aslında Kürtlerin bu tarihine baktığımızda hepsi böyle kan, gözyaşı ve acı üzerinedir. Ve elinde sonunda nihayet Halepçe katliamı. İran-Irak Savaşı sırasında 16 Mart 1988'de Saddam yönetimindeki o zalim Baas yönetimi tarafından gerçekleştirilen ve 3 saat süren bu katliamda resmi rakamlara göre 6.357 kişi zehirlenerek ya da yanarak öldü. Bizim aklımızda hep 5.000 kalmış ama 6.357 kişi. Ve sonra 14.765 kişi de yaralandı. Hadi geçtim. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre daha sonraki yıllarda ve kimyasal saldırı sonucu sondaki yıllarda 43.773 kişinin ölümüne 61.200 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yani sadece bütün bunları toparladığımızda aslında daha sonraki yıllara da tesirine baktığımızda 100.000'in üzerinde insan buradaki kimyasal gazdan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Ve bütün buna karşı dünyanın kılı da kıpırdamamıştır. Kimse de bir ses çıkmamıştır. 70.000 nüfuslu Halepçe ilçesi bombalanmış, adeta haritadan silinmiştir. Ve o günü yaşayanlar belki hiçbir zaman bunu unutamayacaklar. Ve biz gerçekten o mazlum insanlar o gün bunu yaşadıklarında biz hepimiz çok öfkelenmiştik, çok üzülmüştük. Fakat kimsenin elinden gelen bir şey yoktu. Jibovi vakti bu yere Halepçe çebu, hakikaten em Jibovi hali gere hemgin bu. Ah ey Halepçe! Vakti galu bir babu de geçu kord, zaroku betük, bu ku zavay nu be canu be nefes man. Ah lvegave! Ah lvegave dile me ve golavane coşiya ve sulava be giriye qeriya ve germika Hasan Avdari Keliya ve Cemil Zilan Fun Herikant. Ah lvegave dilime ve siyabendu khece de seri çiyayı sipani khalat ede de nav mij moran ede ma. Ah lvegave dilime ve kemrah erdişi de şikefta çiyayı agiri de dibin deste zor destan de ma. Ah lvegave dilime ve ava farıqe tal ve Qalavane bedeng ve cuha şamrane dinav derdu keder andama. Ah lvegave, dile me vek çiyayı başı de, de meha adar ede, de nevroz ede, de bin sırru seqem u bager u bahoz edema. Ah lvegave, agir ketem alama. Leher deri havar, girin u qerin, leher deri hesir lısır hınarıken keç u bukan deherikin veki ceman. Leher deri jan u xem u keder, leher deri raben u jar, jar u belengaz, leher deri sevi u bekez, herkese bi denge ki bilin, jikkeze be dikir qeyr u havar, ah havar, va havar Halepçe amin diyor. Dibik dik ortu, navu sadık. Halepçe katliamı belki Enfal hareketinin bir devamıdır. Tabi Kürtlere karşı uygulanan Enfal hareketi, aslında Baas rejiminin 1968'de iktidarı ele almasıyla beraber devam etmiştir. Şimdi tabii Enfal hareketi aslında buradaki insanları biraz Araplaştırma politikasıdır.
kendi yerinde toplu olarak yaşayan Kürtleri Güney Irak'a gönderip orada asimile etmek ve buna karşı çıkan insanları da kesinlikle çok sessizle katletme politikasıdır. Enfal hareket. Ve ilginçtir, isminde de söz edeceğiz biraz sonra. Tabi burada Güney Irak'a gönderdiklerini asimile ediyor, yerinde kalıp itiraz edeni de yok etmeye çalışıyor. Ve onun için 15 yıl süren, yani Halepçe katliamının aslında 15 yıl İran-Irak Savaşı'ndan önceki 15 yıl süreci vardır. O açıdan belki İran-Irak Savaşı bu fırsatı Saddam Hüseyin'e vermişti. Çünkü artık Kürtleri öldürebilmek için bunu biraz kamufle ediyordu. Nasıl olsa bir savaş vardır ve öldürürseniz artık savaştır. Yani bunu normal göstermeye çalışıyordu ve kamufle ediyordu ve kendisi için bulunmaz bir fırsattı. O açıdan İran-Irak Savaşı'nda belki de en çok zarar gören halk Kürtler olmuştu. Tabi bunu aslında Enfal Hareketi'nin, Halepçe'yi belki Enfal Hareketi'nin bir sonucu olarak görmek lazım ama İran-Irak Savaşı'nın bir sonucu değil. Çünkü öncesi de vardır. Ve 15 yıllık bir geçmişi var. Şimdi aslında burada şeye baktığımızda Enfal Hareketi 23 Şubat 6 Eylül 1988 tarihleri arasındadır. Ve burada en trajik komik olan, hatta trajik olan, belki komik değil, birilerince komik olabilir ama burada isminin Enfal olmasıdır. Şimdi Enfal Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir sürenin ismidir. Ve Müslümanlar birileriyle savaştığı zaman orada ganimet alır. Ganimet anlamındadır. Ve Saddam Hüseyin kendisini Müslüman görür, karşısındaki insanları ise kafir gördüğü için ismini Enfal demiştir. Çünkü o, ona göre o kafirlerle savaşıyor ve kendisini Sünni bir Müslüman lider olarak görmüştür. Onun için Saddam bu bölgede kendisine yakın yetkilerini verdiği bir adam vardı. Hepinizin ismini duyduğu biri. Ali Hasan el-Mecid. Belki bu isimle çok iyi tanınmıyordu. Kürtlerin ona taktığı bir isim vardı. Neydi? Kimyasal Ali, değil mi? Kimyasal Ali. Şimdi Kimyasal Ali'nin aslında orada Halepçe'de bütün bu katliamların iki numaralı sorumlusu kendisidir. Enfal operasyonu boyunca binlerce köy tahrip edilmiştir. Kimyasal saldırıların ardında Kürt halkı bir araya toplanarak kamplara yerleştirilmiş, esir muamelesi görmüş ve insanların önemli bir kısmı öldürülmüştür. Kadınlar ve çocuklar özel kamplarda tutulmuş, yaşlılar Irak'a yollanmış ve 15 ile 50 arasındaki erkekler sessiz sedasız öldürülmüştür. Ve bunların birçoğunun cesedine ulaşılamamıştır. 15 ile 50 arasındaki insanlar. Rakamlara baktığınızda resmi rakamlar bu dönemde sadece Halepçe'de o Enfal hareketi sonucunda 100 bin insanın öldüğü söylenir. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği rakam. Kürt kaynaklarına göre ise bu rakam 180 bindir. Hatta mahkeme sürecinde Kimyasal Ali kendisi, canım 180 bin çok abartılı bir rakamdır diyor. Olsa olsa 100 bindir diyor. Yani kendisi bunu itiraf ediyor. Kimyasal Ali 100 bindir diyor. Ve Enfal kurbanlarının çoğunun özellikle erkeklerin ve erkek çocukların da cesedine asla ulaşılamamıştır. Ve bu insanlar yok olup gittiler. Tabi bu İran-Irak Savaşı sırasında ve 16 Mart'ta başlayan süreçte binlerce Kürt çocuğu, kadın, bebek hepsi öldürüldü, yok oldu, perişan olup gittiler. Yurtlarından gittiler. Bütün bu tarihi verdikten sonra tabi aslında 16 Mart 1988'de tabiri caizse bir Kürt kenti zehirlenmişti. Kocaman bir kenti zehirlediler. Ve sokaklar çocuk, kadın cesetleriyle dolup taştı ve gerçekten görenler anlatıyor. Biraz sonra aslında ben biraz oradan yaklaşacağım. Biraz tarihini verdikten sonra. Gerçekten manzara çok hazindi. Yoksul ve mazlum bir ulus kendini ifade etme olanağı bulamadan
yoksul ve mazlum bir ulusu yok etmişlerdi. Ve bu bizim için gerçekten çok acıydı ve bunun ismi Halepçe'ydi. Ben aslında bu akşam biraz onun tarihini anlatmaktan çok, ya dünya buna ne dedi? Dünya ne söyledi? Yani biz kardeştik hani. Yani dünyanın sesi çıktı mı? Gıgı çıktı mı? Kimse söyledi mi? Ya şu insanlara zulüm yapıldı. Bu insanlar öldürüldü, toplu olarak katledildi. Kimse bize bir kelime söyledi mi? Ben bunu çok merak ettim. Bütün Arap basından baktım, tek bir kelime göremedim. Bir kelime. Müslümanların, Müslüman olarak bildiğimiz coğrafyaya baktığımızda, o zaman belki muhalif olarak İran olduğu için bir şey diyemeyiz ama ona bakmadım. Çünkü o dönem muhalifti, belki işine geliyordu. Ama onun dışında bütün İslam ülkelerine bakın. Ta Kuzey Afrika'ya kadar. Ya bir tane kelime yok. Halepçeden söz eden insanlar yok. Onun için o zaman Kürdistan Pres gazetesi Kürtçe attığı başlıkta şöyle diyor. Bajare Kuhatiye Jehkeren Halepçe demişti. 70 bine yakın nüfusu ile bir kent cıvıl cıvıl bir yaşamından alınıyor ve kana bulanmıştı. Hem de sivil insan. Hepsi sivil. Kadınlar, körpe çocuklar, orada sıradan bir bombalama yoktu. Çünkü kimyasal bir saldırı vardı ve her canlı ölüyor. Biraz sonra görgü tanıklarının da belki isimlerini vererek onlar acaba ne söylediler baktığımızda gerçekten kocaman bir şehri zehirlediler ve Kürtlerin tarihinde çok acı olacak ama kadınları, çocukları, bebeleri, yaşlıları, ne kadar insan varsa ve hareket eden her şeyi çok canice öldürdüler. Ve burada en acı olan şey dünyanın sesinin çıkmaması. Bırakın dünyayı, biz Müslümanız diyen insanların sesinin çıkmaması. Dünya buna karşı ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sadece Avrupa'nın bazı şehirlerinde küçük küçük ufak ufak o sivil halktan bazı tepkiler geldi. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Çünkü önemli bir olay değildi. Çünkü ölenler Kürt'tü. Önemli insanlar değildi yani. İslam ülkeleri kardeşlerine yapılan bu zulümleri asla görmedi. Hiçbir tanesi görmedi. Çünkü hiçbir zaman onları kardeş kabul etmediler ki görsünler. Onları hep kardeş kabul etmişlerse de muzur bir kardeş olarak gördüler ve ya da ortadan kaldırılması gereken bir kardeş olarak gördüler. Onun için İslam ülkelerinin gıgı çıkmadı. Tek bir kelime yok. Bütün Arap basınına bakın, bir tane kelime bulamazsınız. Halepçeden söz eden tek adam yoktur. Gene gazetelere falan baktığımızda bakıyorsun Avrupa'da şurada burada birkaç tane ehli vicdan insan, inancımızı da paylaşmıyor ama ehli vicdan birkaç tane insanın sesi çıkmıştır. Ya bu nedir yani demiştir. Bir zamanlar yazdığım bir hikaye vardı. Hikayede şöyle size bir şey söyleyeyim. Şimdi orada dört kardeş var. Birinin adı Oğuz. İsmine dikkat etmenizi istiyorum. Birinin adı Amr, birinin adı Ali Ekber, ötekinin adı Egit'tir. Oğuz, Ali Ekber, Amr ve Egit. İsimlerle artık milletlerini temsil ediyor. Bir gün üçü bir araya geliyor. Diyorlar ki ya şu Egit çok muzur. Egit kardeşleri ortada kaldırma planını yapmaya çalışıyor. Derken bir gün bunlar karar veriyor ve Hazreti Yusuf gibi Egit'i bir kuyuya atıyordur. Bu zamanda yazdığım bir hikayeden bir paradır. Sonra günün birinde Egit tırmana tırmana kuyudan çıkıyor. Ve neredeyse Mısır tahtına sultan olacak. İşte şimdi asıl korkumuz şu. Acaba Egit Mısır tahtına sultan olduğu zaman o da kardeşlerinin kendisine yaptığı zulmü ve gadarlık gibi ondan dolayı onun gibi davranacak mı? Yoksa Egit Hazreti Yusuf gibi affedici bir insan mı olacak? Dileriz ki affedici olur. Eğer affedici olmazsa o zaman vay bu ümmetin haline. Halepçe katliamından sadece 3 gün sonra. Sadece 3 gün. 19 Mart 1988'de Kuveyt'te İslam Konferansı toplanıyor. Sadece üç gün sonra. İslam konferansı toplanıyor. Böyle bir
çadır tiyatrosu gibi. Konuşuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, biçiyorlar ve bu kadar insan ölmüş. İslam Konferansı örgütü tek bir kelime Halepçe'den söz ediyor. Ya Allah aşkına bu vicdan mıdır? Böyle bir şey olur mu ya? Yanı başınızda sizin inancınızı sizin inancınızı paylaşan, sizinle kardeş olduğunu söyleyen bu insanlar ölmüştür ve siz tek bir kelime etmiyorsunuz. Ve üç gün sonra tek bir kelime. Hatta Mart'ın hemen sonunda 88'de o dönemin Türkiye Başbakanı Malatyalı Kürt Turgut Özal Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta Saddam'la görüşüyor. Öpüşüyorlar, koklaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, memlekete dönüyor. Bir kelime söz eden yok. Şimdi burada aslında bir ikiyüzlülük de vardı. Yani bu son dönemlerde biraz birilerinin işine geldiği için vay be siz böyle ettiniz, şöyle ettiniz dediler değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Kendileri söyledi. Fakat o zaman niye söylemediniz? Yani insanlık erdemi, onuru, haysiyeti, şerefi bunu mu gerektiriyor? İşinize geldiği zaman mı konuşmalısınız? Yani diyelim ki bugün Afrika'da bir katliam varsa ve biz onların inancını paylaşıyor ya da paylaşmıyorsak. Velev ki başka bir inançta da olsalar, biz Müslüman olarak o mazlum insanların, onların figanlarını, onların seslenişlerine cevap vermezsek bizim Müslümanlığımız kaç para gelir? İşte maalesef demin yukarıda anlattığım hikaye gibi bu insanların o gün bize bakışı öyleydi ve bugün de çok değişti söylenemez. Ve sonra derken Türkiye'ye bir kaçış başladı. İnsanlar geldi. Birçoğumuzun da akrabası vardı. Burada hemen hemen birçok Hakkari'li arkadaşım vardır. Bizim birçoğumuzun akrabaları oralardan kaçıp geldiler. Sığınmaya çalıştılar. Burada akrabası olan insanlar onları belki evlerine aldı, belki onlara bir imkan tanıdı. Ama ya hiç akrabası olmayan insanlar? Nereye gitti bunlar? İşte Türkiye'de Mardin ve Diyarbakır'da kamplar oluşturuldu. O kamplara yerleştirildiler. Ve o kamplarda 280 tane çocuk sadece beslenemediği için öldü. Bakın gazeteci Güney Aslan 1989'da Mardin Kızıltepe'de gidiyor ve o Kızıltepe'deki gözlemlerini şöyle aktarıyor, size okumak istiyorum. Diyor ki Kızıltepe'deki Kürt kampında içeri adımınızı atar atmaz yolunuzu kesen Kürt kadınların mebibin Mehlaskın diye yankılanan feryatlarını duyacaksınız. Çünkü kampta mutlu değil. Niye mutlu olmadığını biraz sonra söyleyeyim. Devam ediyor gene aynı gazeteci. Benizleri solup alabildiğine zayıf çocuklar, halsizlikten ağlayamayan bebekler göreceksiniz. Şaşırmayın. Günde bir somun ekmek, ayda 200 gram et, ayda 200 gram et, 15 günde bir kilo bulgur sığınmacıların başlıca yiyecekleridir. Verilen yiyecekler büyüklerin açlıktan ölmemelerine yeterken çocukların yaşamasına yetmiyor. Diyarbakır kampında bir yılda tam 280 çocuk yetersiz beslenmeden ölmüş. Dohuk'tan, İmadiye'den, Ninova'dan, Akre'den, Şeyhan'dan, oralardaki kimyasal cehennemden kaçırılıp yaşasınlar diye kamplara getirilen 280 çocuk yetersiz beslenmeden ölmüş. Ve hatırlayın, o zamanlar Bulgaristan'dan gelen insanlar da vardı. Yaşı böyle benimle aynı olan arkadaşlar bilirler. Ne yaptılar onları? Böyle kamplara mı koydular? Yoksa İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa'da en güzel yerlere mi koydular? Dünya alemi ilan edilen, devam ediyorum, hazırlanan kocaman kamplardan sığınmacılar için bütün yapılanlar 3-5 tuvalet ve yetersiz içme suyu ambarlarıydı. Zirevan Ahmedi ve Salih Rıza tuvalet suyu içtiklerini ve yetkililerin buradan kalıp ölmektense gitmeniz daha iyi dediklerini anlatıyor. Onun için görenler böyle anlatıyor. 110 bin insan vardı. Birçoğu geri gitmek zorunda kaldı. Yolda öldüler mi, kaldılar mı, ulaştılar mı Allah bilir. Geriye 30 bin kalmıştı diyor. O 30 binde sonra kalkıp gittiler. Şimdi dünyanın acımasızlığı, bizim acımasızlığımız. O gün
Orhan Kotan, Kürdistan Pres Gazetesi'nin baş yazısında şöyle diyor. İnsanlığın hafızasından Hiroşima'yı silmek mümkün değil. Halepçe'yi de silmek mümkün olmayacaktır. Kürt olmaktan başka suçu olmayan, silahsız, savunmasız insanlar, dünyanın gözlerinin içine bakıla bakıla zehirli gazlarla boğduruldu, boğuldular diyor. O gün dünya, körpe çocuklarına sımsıkı sarılmış olarak sokaklarda boylu boyunca uzanmış babaları, kardeşleri ve bebeklerinin üzerine kapanmış anaları seyrediyordu. Dünya bunu seyrediyordu ama dünya o kadar sağır olmuştu ki bu insanların feryatlarını duyamıyordu. Ve bu insanlar kendi feryatlarını, figanlarını hiçbir yere ulaştıramaz. Ve yıllar sonra insanların bir kısmı çıkıp sadece siyasi olarak işlerine geldiği için bunu dillendirdiler ve dile getirdiler. O gün gene dedim ya demin, İslam dünyasında çıt yoktu. Fakat İsveçli bir yazar Stefan Hegertin şöyle diyordu. Ve Stefan diyor ki, Halepçe'yi anlatıyor, diyor ki, tek kelimeyle büyük bir vahşettir diyor. Bunu söyleyen bizim inancımızı paylaşan bir insan değildir. Bunu söyleyen ehli vicdan bir adamdı. Allah bilir hangi inançtaydı. İnancını da bilmiyor. Fakat diyor ki, tek kelimeyle büyük bir vahşetti. Halepçe'de korkunç bir savaş alanı görüntüsü vardı. Her taraf cesetlerle doluydu. Çocuklar, kadınlar sanki ölmemişler gibi. Avlularda, masalarının başında çocuklar evlerinde oyuncaklarıyla sessizce derin bir uykuya dalmış gibiydiler. Görüntü gerçekten korkunçtu. Ama duygularla hareket etmeden ve hızlı bir şekilde olayı belgelemek gerekiyordu. İran bölgede gaz maskeleri dağıtmıştı. Ama ölenlerin hiçbirinde gaz maskesi yoktu. Öyle görünüyor ki zehir saçan bombalardan kurtulmak inancıyla halk panik içinde evlerine kaçmış, kapılarını kilitlemiş ve kurtulacaklarını hesap etmişlerdi. Ama yayılan zehirli gaz hiçbirinin kurtulmasına imkan vermemişti. Halepçe'deki manzarayı ifade etmek çok zor ve gerçekten çok korkunçtu diyor Stefan diyor. İsveçli bir adam. Adam gitmiş gözleriyle görmüş, kaleme dökmüş ve yıllar sonra biz okuyoruz. Fakat bu adam bunu söylerken bizimkiler nerede? Bir iki tane var, örnek vereceğim. Onları da şimdi zaten adamdan saymıyor. Sonra gene Avrupa'nın bir gazetesinde, The Morgan gazetesinde aynen başlık şöyleydi. Halepçe, Irak'ta açık mezar diyor. Irak'ta açık mezar. Kocaman bir şehir mezar. Sokaklar mezar. Dere kenarları mezar. Dağ başları mezar. Hep insanlar nereye kaçmışsa, nereye kadar gidebilmişse, nerede onun nefesi tükenmişse orada oturmuş, orada uyuyakalmıştır ve ölmüştür. The Guardian gazetesinde şöyle bir cümle var. Ölülerde hiçbir yaraya, bir damlacık kana ve patlamanın hiçbir izine rastlanmadığını yazıyor. Çünkü sadece nefes çekmişti ve ölmüştü. Rotor muhabiri, dikkat edin Müslüman yok ha arkadaş. Ölü kadınlar çocuklarını kucaklarında sımsıkı tutmakta. Ölülerin mum gibi olan renkleri siyanit zehirlenmesinin sonucunda oluşmuş diyorlar doktorlar. Ölüler tıpkı yapma bebeklere benzemekte, cesetlerin kokusu feci, her yerden bütün şehre bu koku yayılmıştır. Ve yine diyor aynı muhabir, sonra İranlılar diyor şehre geldi, biz onlara hoş geldiniz dedik. Bundan sonra diyor olanlar oldu ve öğle zamanlarıydı, bütün şehirde diyor İranlılar slogan atıyordu, sloganları da şuydu. Biz kazandık, Saddam'ı ölüm. Çünkü hep siyasi olarak hep kullanılmışız. Yani siz haritada Halepçe'nin yerine bakarsanız şöyle bir uç noktadadır. Dolayısıyla onlarmış, ötekileri bulmuş, arada kalmış ve hep böyle mazlum bir an. Hiçbir suçu yok. Ve bu insanlar 70 bin insan bir şehirde bu insanları yok etmeye çalışıyor. Katliamdan sonra o dönemin Sabah gazetesinde çalışan Ramazan Öztürk, vicdanlı bir adam. O zaman Halepçe katliamından 5 gün sonra 21 Mart günü Halepçe'ye gidiyor. 21 Mart'ta gidiyor. Bakın
Ramazan Öztürk şöyle anlatıyor. Biz 21 Mart günü oraya vardık. 4 gün geçmişti aradan ve aynı vahşet gözleniyordu. Haletçe, İnap, Düceyde kasabalarıyla çevre köylerde yaşayan insanların tamamı atılan gazlar sonucu ölmüştü. Bütün insanlar, bütün sokaklar, cesetler, insan ve hayvan ölüleriyle doluydu. Gördüğümüz bütün insan cesetleri, kadın, genç kız, çocuk ve bebeler ile çok yaşlı. En katı insan bile dayanamaz bu görüntüye. Bu görüntü karşısında en katı insan bile dayanamaz. Ben tarif edemiyorum. Katliam demek, facia demek hafif geliyor. Vahşet, vahşet de hafif geliyor. Düceyde ve İnap'ta gördüklerimizin de Halepçe'den hiçbir farkı yok. Bir tepenin eteğinde kurulu İnap'ta yaşayan yüzlerce insan, Irak uçaklarının bombalarından kaçmak için çocuklarını alıp yollara düşmüşken gafil avlanmışlar. Dere kenarlarında, köyün çıkışındaki yolda, ağaç diplerinde, yerde yatan yüzlerce ceset, hayvanlar da kaçamamış. Çoğu olduğu yerde ölmüş. Köyün hemen yanındaki tepenin ardında ise insan cesetlerinden oluşmuş bir başka tepecik varmış. Tüylerimiz ürperiyor. Fotoğrafları çekerken ağlıyorum. Allah bir daha böyle bir sahne göstermesin diyor. Bunu söyleyen Ramazan Öztürk. Ve yine o dönemde sadece iki Türk gazetecisinden görüyoruz. Bir tanesi bu, bir tanesi de o zamanın Güneş gazetesi. Arkadaşlar hatırlarlar sanıyorum. Faruk Ölçücü şöyle diyor. Keşke ben de ölseydim diyor. Adam gidip manzarayı gördükten sonra dayanamıyor. Keşke ben de ölseydim diyor. O gün o manzara karşısında adam dayanamıyor. Ne yapsın? Etrafta hardal gazının yakarak öldürdüğü kadın ve çocuk cesetlerinin resimlerini çekerken kusmamak için kendimi güç tutuyorum. Halepçe'nin bütün sokakları Irak uçaklarının attığı kimyasal bombaların etkisiyle katledilmiş Kürt kadın ve çocukların cesetleriyle doluydu. Atılan sinir ve siyanit gazlarının etkisiyle iç solunum sistemleri tahrip olan bu zavallı insanlar boğularak ölmüşlerdi. Dış görünümlerinde hiçbir şey olmayan bu insanlar sokaklarda uyur gibi yatıyorlar. Koca kasabada hayvan dahil hiç kimse kalmamıştı. Atılan kimyasal bombalar düştüğü yerlerden uzak noktalara rüzgarın etkisiyle gaz bulutu şeklinde evlerin içindeki odalarda saklanmış insanların boğularak ölmesine neden olmuştu. Bunu görünce işte adam diyor ki keşke ben de ölseydim. İnsanlığından utan. O insanlığından utanıyor ama yanı başımızda demin anlattığım hikayedeki o Oğuz, o Amr, o Ali Ekber onların sesi çıkmıyor. Onlar kendi kardeşlerini kuyuya atıyor. Ve kardeşleri bir gün o kuyuda çıkacak. Ama dilerim ki o kardeş, o Egit dediğimiz hikayedeki kardeş kuyudan çıktıktan sonra dileriz ki Hazreti Yusuf gibi merhametli onlara davranır. Onlara merhamet de davranır. Yoksa bu ümmetin hali perişandır. Bakın o dönemde Nesrin Abdülkadir Muhammed adında bir hanım kurtuluyor. Kurtulduktan sonra Avrupa'da yüksek tirajlı gazetelere şöyle bir demeç veriyor. Tabi öncesinden şunu anlatıyor. Diyor ki İran-Irak savaşı sırasında Iraklılar şehri terk etmek zorunda kaldılar. Ama biz Irakların daha sonra bir saldırıya geçebileceğini düşünerek ne yaptık? İşte sığınaklara sığındık. Bütün her şeyimiz oradaydı. Sonra bu anlatan hanım 16 yaşında. Ve şöyle anlatıyor. Bombalama sonunda ses değişti. Artık ses eskisi kadar yüksek değil. Yalnız bir şey dikkatini çekeyim. Nesrin'i kimse konuşturmuyor. İslam dünyasında kimse konuşturmuyor. Avrupa'da bir adam konuşturuyor. İslam dünyasında Nesrin'i diye dinleyebilecek yiğit bir adam yoktur o zaman. Kimse. Kim olacak? Yani eğer Halepçe'de onlar belki İran'a karşı savaşmış olsalardı o zaman Suudiler'in işine gelirdi. O zaman belki dünyaya yayarlardı. Şimdi karşı operasyon olduğu için bu onların işine de geldi. Sanki patlamaksızın düşen metal parçaları gibiydi. Bu sessizliğe bir anlam veremedik. Bir helikopter kasabaya geri geldi. Askerler beyaz kağıt parçaları fırlattılar. O sırada bakıyor. Kağıt parçalarını fırlattı. Niye? Rüzgarın yönünü ölçmeye çalışıyor. Biraz sonra gazı atacak ya.
Acaba nereden atsak şehrin içine daha fazla gider? Nesrin askerlerin rüzgarın hızını ve yönünü ölçtüklerini anlamıştır. O sırada yiyecekleri toplayan Nesrin, rüzgarın evin içine taşıdığı garip kokular hissetti. Başlangıçta çöp gibi kötü bir kokuydu. Sonra elma kokusu gibi güzel bir kokuya dönüştü. Ardından yumurta gibi koktu. Aşağıya inmeden önce evlerindeki kuş kafesine baktı. Kuşun ölmekte olduğunu gördü. Pencereden dışarı baktığında gördüğü manzara şaşırtıcıydı. Çok sessizdi. Ama hayvanlar ölüyordu. Koyunlar ölüyordu. Keçiler ölüyordu. Nesrin sığınağa döndü. Herkese yanlış giden bir şeyler olduğunu söyledi. Havada ters giden bir şeyler var. Bombardımandan kaçmak için sığınağa saklanan ev halkı telaşlanmış ancak sığınağı terk etmemiştir. Nesrin şöyle devam ediyor. Rahatsızlanmaya başlasak da saklanmaya devam etmeye karar verdim. Gözlerimde çok şiddetli bir acı hissettim. Kız kardeşim yüzüme yaklaştı ve gözlerim kıpkırmızı dedi. Sonra çocuklar kusmaya başladılar. Çok fazla acı çekiyorlar. Sürekli ağlıyorlar. Annem ağlıyordu. Sonra yaşlılar kusmaya başladı. Havada kimyasal maddeler olduğunu anlamıştık. Gözlerimiz gittikçe kızarıyordu. Ve bazılarımızın gözleri yaşarıyordu. Kaçmaya karar verdik. İneğimiz bir köşede yatıyordu. Koşuyormuş gibi hızlı hızlı nefes alıyordu. Sonbahardaymışız gibi Adara'yı, sonbahardaymışız gibi ağaçların yaprakları dökülüyor. Keklik ölmüştü. Etrafta yere çöken duman bulutları vardı. Ve yine bir başka görgü tanığı Nurihama Ali adındaki biri şöyle anlatıyor. İnap'a doğru giderken çoğu kadın ve çocuk ölmeye başladı. Kimyasal bulutlar yere yakındı. Ağırdılar. Onları görebiliyordu. Her tarafta insanlar ölüyor. Bir çocuk daha ileri gidemeyecek duruma geldiğinde korkudan çılgına dönen anne babaları çocuğu yolun kenarında bırakıyorlar. Anne babalar kendi çocuklarını terk edip gidiyor. Böyle bir manzara. Aynı şekilde yaşlılar da bırakılıyor. Koşuyorlar. Nefes alamaz duruma geliyorlar ve herkes gidebildiği yere kadar gidiyor ve sonra ölüyorlar. Nesrin ve Nuri'nin yaşadıkları korkunç olaylarla ilgili izlenimleri benzer şekilde devam etmektedir. Sonunda Nesrin ve ailesinin diğer fertleri kör oluyor arkadaşlar. Nesrin de kör oluyor, ailenin bütün fertleri kör oluyor ve kardeşlerinden 5 tanesi ölüyor. Bu görgü tanığı. 5 tanesi de ölüyor. Ve Nesrin o sırada evlidir, sonra bir çocuğu oluyor, kalbi delik, o da 3 ay sonra ölüyor. Bu görgü tanığımız. Dünya devletleri bir kısmı bu olayı sadece, çok uzatmak istemiyorum, sadece bir kısmı kınadı. Bir, iki tane, üç tane. Ama bütün bunların karşısında en acı olan şey, İslam ülkelerinden hiçbir tanesinin sesi çıkmamıştır. Hiçbir kardeşimizin sesi çıkmamıştır. Ve Halepçe'nin 26. yıl dönümünde, yani bugün, aslında bizi teselli eden tek şey, belki de bütün zalimlerin olması gerektiği yerde, onun gibi Saddam'ın da olması gerektiği yerde olmasıdır. Belki bizi bu teselli ediyordur. Bu kadar zulmetti, eninde sonunda işte zulümle insanların sonunun ne olduğunu biz hepimiz gözlerimizde gördük. Anlatmak isterdim evhamsız bir yarını, çocukların mavi yüreklerine öylesine. Yazmak isterdim kavgasız vuslatları, yalansız bir tarihin ak sayfalarını. Çizmek isterdim barışı semaya, bulutlar sevgiyle yağmurlara düşsün diye. Haykırmak isterdim bütün canilere, ölüm sizin de yazgınızdır diye. Bitirmek isterdim bütün anlamsız savaşları. Filistinli, Iraklı, Kürt, Suriyeli, çocuk annesi gözyaşı dökmesin diye. Ve yeniden koymak isterdim bütün alfabelere W, X, Q harflerini. Hazal, Berfin, Jiyan, Velat kendi dilinde büyüsün diye. İmha etmek isterdim bütün silahları. Hiroşimalar, Halepçeler yine yaşanmasın diye. Hatırlatmak isterdim çekilen acıları insanlara bir bir. Nemrutlar, Firavunlar yeniden doğmasın diye. Olmak isterdim Afrika'da siyahi bir gülüş. Olmak isterdim Asya'da saçları sarı bir çocuk. Olmak isterdim Amerika'da bir kızılderili doğuş.
Olmak isterdim Orta Doğu'da bir Filistinli barışçılığı ve olmak isterdim Mezopotamya'da gagasında zeytin dalı olan bir barış güvercini. Halepçeyamın, dilu canimin, jibote dinalım, her demdi kalım, barite girane, dilimin veran, ahavar, vahavar valahdin. Vek Ferhat şiirinamın, jibote de beycim delalamın, gülamın, beybunamın, ahavar, vahavar valahdin. Vek Mecnun Leyla'yamın, jibote de girimu dinalım, irolu çolanu derbederim, ahavar, vahavar valahdin. Ve Kerem Aslıyamın, Neçirvanım, Hazalamın, Doğru Neval, Tedigerim, Ahavar, Vahavar, Valatimin. Ve Khani Dilbirinim, Kerem'in Çavi Dışmınım, Beko Avanra Memuzinim, Ahavar, Vahavar, Valatimin. Ve Fekî Jiddil Beşim, Ey Dilberi, Vay Dilberi, Jibote Dinu Ebindarım, Ahavar, Vahavar, Valatimin. Ve cigerhum qirdikim, ey felek, bo tedinalım, ev çima nergiz çilmisin, ahavar, vahavar velatimin. Ev çima baktığın evvayı en bir dostu. Ve ciziri hestir dibarinim, duyi canu huynu evinamın, ziyanu ronahiyat çavemin, ahavar, vahavar velatimin. Ve kvani her dem hevidarım, ben de roje dilgeşu bektevarım, bavermendir Rabbi Rahmanım, Ahavar, vahavar ve latimin. Jibo zalman bizi cehennem. Kardeşim, gelip sağlığım ve bu tarihi ve zamanı verilir. Bu da işte aracı gönderdim. Yapma affet, bu da işte aracı gönderdim. Gerek sağlığım için. Halid-i Mali'ye ama. Ebrahim.